Çok kritik bir nokta haline geldi Yılan Adası. Son günlerde iki taraftan da bu noktayla ilgili açıklamalar geliyor. Orada bir düello var adeta. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında gözlerin çevrildiği yerlerden biri Yılan Adası. Peki Rusya'nın işgal ettiği bu küçük ada Karadeniz'in kontrolü için ne anlama geliyor? Askeri uzmanlar ne diyor? Gelin bir bakalım. Dünyanın gözü Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana burada, Yılan Adası'nda. İlk bakışta değersiz bir kayalık gibi görünüyor ancak konumu kritik. İşte bu yüzden Ukrayna savaşının gidişatını belirleyebilir. Ege'de Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak'tan sadece 4 kat büyük. Yüz ölçümü yalnızca yarım kilometre kare. Karadeniz'in batısının kontrolü açısından stratejik konumda. Rusya adaya uzun menzilli füze sistemi kurduğu takdirde Ukrayna'nın güneyindeki hava, deniz ve kara kontrolünü sağlayabilir. Zaten savaşın ilk günlerinde de Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisi Moskova adaya ulaşıp Ukraynalı askerlere teslim ol çağrısı yapmıştı. Tüm silahlarınızı teslim etmenizi ve teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım. Anlaşıldı mı? Bu kadarmış. Rus gemisi buradan defol. Savaşla birlikte Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanları kapalı. Odesa'ya ulaşamayan gemiler artık Romanya'nın Karadeniz'deki limanı Köstence'ye gidiyor ancak Yılan Adası da Köstence'nin hemen güneyinde. Rus askeri uzmanlar burada bir askeri altyapı kurulması halinde Tuna Nehri'ne girip çıkacak gemilerin de engellenebileceği kanaatinde. Peki ya Rusya adayı ilhak ederse? Boğazlara doğru uzanan Karadeniz gemicilik rotaları da kontrol altına alınabilir. Bu tespitse Avrupa Atlantik Çalışma Merkezi'ne ait. Yılan adası eskiden Romanya toprağıydı. 1948'de Sovyetlere devredildi. Aralık 1991'den sonra kontrolü Ukrayna aldı. 2009'da deniz yetki alanları Uluslararası Adalet Divanı'nca yeniden belirlendi. Romanya'ya, adaya yakın bölgedeki Karadeniz kıta sahanların %80'inin kontrolü verildi. Bu aynı zamanda bölgedeki petrol ve doğal gaz kaynaklarının paylaşımı anlamına geliyor.